Vahey yurdumun oyunu. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Erzurum'a. Bir sürü yayıncı oynadı, artık oyun çıktı. Ama büyük ihtimalle o yayıncılara şu serbest modu verdiler, bilmiyorum. Hikaye var çünkü burada. Daha hiç girmedim. Sizinle birlikte gireceğim, yalnız kendi sesimi duymuyorum. Şunu biraz kısayım ya. Evet, şimdi ilk defa sizinle birlikte giriyorum. Oyun yükle diyor, yüklenecek oyunum yok. Yeni oyun diyorum. Oo, çok çabuk başladı. Yüklenme ekranı ne güzelmiş. Karmış onlar, çiçek zannettim. Oo, bölüm 1 kaçış. Sanırım böyle bir şey yoktu normalde. Yani yayıncılara sunulan pakette. Aa, güzel. Konuşma yok ama olsun, sıkıntı değil. Bayağı bir tünel yürümüşük. Anladığım kadarıyla ooo, vücudumuzu bile görüyoruz. Abi Long Dark'ta bile böyle bir şey yok. Sanırım hani uçak kazası carcurt değil de bak hani gezginiz herhalde ve bir köye mi şey yapıyoruz, anlamadım ki. Böyle ölüm konumu şey yok galiba. Yani gezgin yapıyoruz, sadece biraz üşümüşüz. Tünelden çıkmışız falan. Sanırım bir köy bulacağız. İmamın evi mi dedi, ne dedi, tam şey yapamadım. Yalnız görüntü harika. Haritayı açabiliyor muyum? Oh, çok iyi. Harita kapkaranlık değil abi. Gideceğim yeri gayet güzel gösteriyor, hedef diyor. Hop, çok pardon. Oğlum, nasıl kapatıyorum? Heh. Şu taptan çıkıyormuş, pardon. Harita meydan kapanıyor. Okey. Şimdi haritamızın tam ilerisinde bir hedef var. Oraya doğru gidelim. Koşabiliyor muyum? Aynen. Sıcaklığımızı falan nasıl bakabiliyor muyuz? I'dan envanterimizi açıyoruz. Hava sıcaklığı -13. Oo, giysi 5 derece veriyor. İstediğinden -5. Saat 15:17 oldu. Güzel, gayet güzel başladık. Birazcık daha açıklayıcı bir başlangıç olsaydı daha iyiydi ama yani herhalde böyle gezgin tarzında bir şeyiz, bilmiyorum. Erzurum'un güzel köyüne geldik. Evet, imamın evi de orada büyük ihtimalle. Bu hikaye modu konuşamadım. Yayıncılara sunulan mod mu acaba? Yoksa daha mı farklı, onu çok merak ediyorum. Bir de ben baktığımda birkaç tane değil de bayağı bir hata vardı oyunda. Umarım onlar da düzeltilmiştir. Abi çok güzel görünüyor ya. Sürekli bir tipi var. Şeyi çok hoş yapmışlar. Bak şimdi W bırakıyorum. Bıraktım. Bir tık daha yürüyor karakterimiz. Çok enteresan olmuş. Başka oyunlarda böyle bir şey yok. Biraz koşacağım ya. Şimdi hava sıcaklığı aşırı derecede düşmüyor. O güzel. Uykusuzluğum yarıda. Zaten çok uzun bir tünel yürüdüğünü söyledik karakterimiz en başında. O yüzden yorgunluğumuzun yarıda olması normal. Susuzluğumuz, açtığımız iyi. Envanterimizde hiçbir şey yok. Abi çantamız var. En azından birkaç bir şey olsaydı keşke ya. Ama giysilerimiz falan olduğuna şükrediyorum ben. Sanırım oyunda yaban domuzları falan da var. Yani oyunun başlangıcında gördüm. O ne ya? O tavşanmış. Abi kurt zannettim. Evet, imamın evine az kaldı galiba. Şuraydan yürüyeceğim, oyun kasıyor gibi duruyor. Şöyle biraz hızlanalım. Vay! Abi çok güzel ya. Vallahi ben Türkler bir oyun yaptığı zaman acayip seviniyorum ya. Keşke her sene böyle 5-6 tane oyunumuz çıksa. Yani o Potential'dan sonra bu gayet iyi geldi. Şimdi imamın evi dedi. Camide kalmıyordur herhalde. Buralarda falan mı evi? Şurada bir şey var. Önce şuraya bakalım. Bunlar ne taş? Okey. Abi ayak izlerimiz falan harika yapmışlar ya. O taş galiba. İmamın evi burası mı? İmam emmi. Kapıyı nasıl açıyoruz? E'leymiş, harika. Selamun aleyküm. Aha, kimse var mı? Abi çok iyi ya. Güzel, destursuz girmiyoruz. Kapıyı kapatalım yalnız. Dışarı soğumasın. Dur, hemen yağmalamaya başlayayım mı ya? Abi El Alemin köyüne gelmişik. Yatak. Soba. Güzel abi, her şey alınabiliyor. Depo sandığı, pardon. Nasıl açıyoruz bunu ya? Bak gitti galiba, tıkırt diye ses çıkıyor. Tamam. Kağıt varmış burada, ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaşı çarpmasından dolayı köylüleri oha tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bu konu
Bunu okuyorsan, okuyan olursa çok pardon. Binitepe'deki şu kulaklığım. Gözcü Kulesi'nde bulsun. Allah yardımcımız olsun demiş kendisi. Ne oluyor lan burada? Eyvah eyvah. Hangi tepe dedi acaba, kule dedi ya? Her neyse, şimdi buraya geri geleceklerini zannetmiyorum. O yüzden alabilirim herhalde. Şuraya bir fişek saklanmış. Oo. Güzel alma efekti. Long Tark'ta böyle bir şey yok. Habire Long Tark'la kıyaslayacağım artık ben bunu. Çanağı da alalım. Abi şu müziği, daha doğrusu türküyü biraz kısmak istiyorum ya. Şimdi neden derseniz, benim sesimi bastırıyor mu onu bilmiyorum. O yüzden biraz kısalım derken müzik üstü bize tamamen kapandı. Güzel, odunları da alalım. Al babacım ne varsa. Neyle karşı karşıya kalacağımı bilmiyorum, o yüzden ne varsa toplamak istiyorum. Çekmeceler harika. Güzel. Zaten araştırdı. Bere. Aa. Çok iyi. Bir saniye. Tavşan çorabı. Ha, bunlar yapım şeyleri galiba. Aynen. Çok güzel. Şu anda yapabilecek bir şeyimiz yoktur herhalde. Bakın kibrit bile yapılıyor galiba. Dal parçası bu ne? Kükürt. Harika abi, kibrit bile yapabiliyoruz. Şu kömürleri de alalım. Şimdi yola devam mı etsem, yoksa şu enerjimi doldurmak için bugünü burada mı geçirsem bilmiyorum. Ama şu camiye de bakacağım, oraya giriliyor mu diye. Aa. Eşya. Boşmuş burası. Abi o değil de şey nereden açılıyor ya? Üstümüz. Hop pardon. Aa, inanmıyorum. Abi karaktere bak. Çok iyiymiş. Ama böyle oynayacağım ben. Böyle daha iyi gibi geldi bana. Dürbün lazım. Dürbün istemiyorum şu an. Abi kıyafetleri nereden giyeceğim ya? Giy. İnanmıyorum. Hiçbir şeyimiz yok mu? Tamam, çayımız var. Şimdi içeride hava sıcaklığımız artıyor. Gayet güzel. Çok oyalandık burada. Şimdilik bir dışarı çıkıp etrafa bakacağım. Şuraya bakmadık. Eşya alındı. Ağır gezici. Harika. Hop, pardon. Kapıyı kapat. El alemine beni yağmaladık ya. Hakkınızı helal edin. Şu camiye giriliyor mu, çok merak ediyorum. Abi çok güzel gözüküyor ya oyun. Pek gerildim. Ne oluyor ya? İçeride bir ses var, böyle bastı bir ses. Sanki hoparlör bozulmuş gibi. Herhangi bir giriş var mı buraya? Aha. Mezarlık. Fatiha okuyabiliyor muyuz? Yok artık. Abi ciddi olamazsın. Amin. Aa. Ne oldu ya? Bir şey oldu. Güneş açtı galiba. Anlayamadım. Her şey bir anda oldu. Tamam. Sanırım camiye giriş yok. Şimdi devam etmeli miyim? Bugünü burada mı geçirmeliyim? Hala bilmiyorum ya. Şurada bir hedef var. İmamı bul diyor. Bence gerek yok ya. Yani durumumuz gayet iyi. Bence devam edebiliriz. Sıcaklığımız da o kadar hızlı düşmüyor. Şimdi yolu takip edeceğim. Yolun sonundan döneceğim. Çok fazla yol kenarından gitmek istemiyorum. Şu medeniyeti kaybetmeyelim. Yanıma kurt murt bir şey çıkarsa kendimi şu an nasıl savunacağımı bilmiyorum. Yani savunma aleti de yok üstümüzde. Silah ve benzeri. O yüzden şöyle kıyıdan kıyıdan gidelim. Orada bir yangın var. İnşallah imamın kulesi yanmamıştır. Evet, kurt uluması gibi bir şey duyuyorum. Abi yürüme sesi çok hoş. Sanki gerçek hayatta karda yürüyor gibiyim şu an. Ses efektlerine bayıldım. Oo, daha yolumuz varmış ya. Ben yakın zannettim. Biraz koşsak. Şimdi yine Long Dark'la kıyaslıyorum ama Long Dark'ta koştuğumuz zaman çok çabuk enerjimiz tükeniyordu. Bunda nasıl? Oh, orada bir ev gördüm. Güzel. Devam ediyoruz. Güzel, hikaye modunun olmasına bayağı bir sevindim. Sanırım
Normal modda şeyde hikaye modu yoktu abi ya. Direkt bodoslama oynuyordu herhalde oynayanlar. Maalesef bizim öyle bir oynama şansımız yok. Oyun çıkmadan. Evet, güneş açtı. Güneş açınca biraz rahatladım ama şurada bir evim var ya karşıda. Ha, dağlıkmış pardon. Bu sağ tarafta mı? Aynen. Kule sağ tarafta. Tamam, oradan önce şu bir kuleye bir gidelim. İnşallah tehlikeli bir hayvanla karşılaşmayız. Kule barınak tarzında bir yerse günü orada geçirebiliriz. Şimdi oynanış olarak ne kadar sürecek bilmiyorum ama umarım uzun bir oyundur. Yani o kadar uğraşıp yapmışlar değil mi? Yani biraz sürüyordur herhalde. Hop. Şu tarafta aynı. Ah, gördüm. Çok iyi. Geliyorum imam. İnşallah oradadır. Cidden birilerinden yardım almam lazım. Sudan çıkmış balık gibiyim. Allah'tan Long Dark tecrübemiz var da. Zaten biraz ondan esinlenilmiş yani belli ama olsun. Gayet güzel olmuş. Şimdi grafiklerim açık mı ona bakmadım ama yerler hep ilerlediğim takdirde açılıyor. Neyse çok da sıkıntı değil. Biraz daha koşacağım. Geldik sayılır zaten. Allah. Ulan hayvan zannettim kütüğü. Şu kütükleri kesebiliyor muyuz acaba? Kütük yazıyor aynen. Yazdığına göre herhalde kesebiliyoruz. Bunda taş yazmıyordur değil mi? Aynen. Etkileşim olan şeylerin ismi yazıyor. Güzel. Kule. Harikasın. Abi manzaraya bakar mısın? Müthiş. Her yer gözüküyor. Eyvah. Oğlum ne oldu? Eyvah, imam gitmiş. Ne oluyor ya? Eğer bunu okuyorsan. Ziya'yı bul. Abi ya, her mektubunda Allah yardımcın olsun demiş. Şimdi vasiyet bırakmış. Ben bunu bırakamam diyecektim. E'ye bastım, gömdü. Eyvah. Abi çok kötü ya. Hiç beklemiyordum bu oyundan böyle bir şeyler. Dur, Fatiha'da okumam lazım. Dayı vallahi hakkını helal et ya. Bayağı yardımcı oldun. Ya sanırım tamam. Dua etmiştin. Allah kabul etsin diyor. Tamam. Görevimiz tamamlandı gibi. Şimdi tapta tabanca diyor. Tabancamız var mı? Yok. Ha, olduğunda şey yapacağız. Tamam, şimdi Ziya'yı bulacağız. Avcunun kulübesine git. Ziya baya asker gibi şeymiş. İnşallah o yaşıyordur. Abi çok üzüldüm ya. Neden böyle oldu? Hemen şu üst katı da araştırmak istiyorum. Allah'ım çok üzüldüm. İmam keşke ölmeseydim bacı. Yaz harita baya büyük gibi. Güzel. Acaba o kulelere gidiliyor mu? Abi şimdi sıcaklığımız bayağı düştü. Ben bir ateş yakmak istiyorum. Şöyle bir etrafı gezelim. Bir şey var mı alınacak? Yok. Abi harika bir kule ya. Burada gece geçirmek isterdim. İnanmıyorum. Pencere yok. Sıcaklığımız artıyor ama sıkıntı yok. Şu kömürleri alalım. Eyvah eyvah. Gece ısınabilir miyiz acaba burada ya? Oh, dürbün de bulduk. Çok iyi. Gofret. La cola. Allah sizi ne yapmasın ya. Sandık. Tamam, buraya fuzuli eşyaları bırakacağız anlaşılan. Şimdi bir ateş yakmak istiyorum artık. Kibrit odun. Dalımız yok, kömürümüz var. Ha, öyle tutuşturucu falan bir şeye gerek yok herhalde. Kömür çok var. Önce bir kömürle yakalım mı? Harikasın. Bir saatlik ateşimiz var. Çok güzel. Yakıt. Allah ekledim. Pardon. Fazla ekledim ama neyse. 3 saatlik ateşimiz var. Olsun. Kibrit. Alayım canım. Eşya alındı. Abi harika gözükmüyor mu ya? Bayıldım manzaraya. Vallahi bayıldım. Ama burası bayağı bir rüzgar alır ya. Neden pencere yok? Daha doğrusu cam yok. Her neyse, çok sorgulamayalım.
Şimdi gün ışığına, pardon, çok pardon, bakabiliyor muyuz? Hava kaç? Ha, eğilme de var. Çok hızlı eğiliyor. Şimdi burada pişirebileceğimiz neler var? Pişir. Karalit diyor. Suyumuz var mı? Kolamız var, suyumuz yok. Önce bir su yapalım mı ya? Allah'ım ne yapıyorum, pişir diyecektim. Karalit. Çok güzel. Suzluk 150 getirir. Ne kadar abi sürüyor? 15 dakika. Güzel. Başka şeyler yapabiliyor muyuz onu yaparken? Zaten pişiriyor diyor. Tamam, sıkıntı yok. Bayağı bir ateşimiz var. 13 dakika diyor. Bekleyebiliyor muyuz hızlı bir şekilde? Basıyorum ama geçmiyor. Eyvah eyvah, oyalanmak yok galiba. 11 dakika. Neyse, biraz izleyelim. Normal oynadığımız zaman zaman dilimi nasıl geçiyor ona bir bakalım. Gayet hızlı geçiyor. 10 dakika, 9 dakika. Güzel ya, 10 dakika bayağı hızlı geçiyormuş bu oyunda. Şimdi oyunda sürekli bir gün değişimi var mı onu bilmiyorum. Galiba böyle şey olarak değişiyor yani. Zaman zaman değişiyor. Yani bir anda değişmişti ya mezardayken. Yavaş yavaş güneş batmıyor sanırım. Bir anda böyle hafif hava kararacak, bir anda da gece olacak gibi geldi bana, bilmiyorum. Umarım yavaş yavaştır. Şimdi yakıt eklemek istemiyorum kesinlikle. Şöyle bir üstümüze bakalım. Açlık durumumuz gayet iyi. Soğanı tek mi yiyor? Bu ne ya? Kıtlama şekeri. Suzun %10 düşürür. Enerji verir. Güzel, enerji veriyormuş. O kalsın. Gofret. Yaprak sarması inanılmaz. Suyumuz pişti. Çok iyi. Şimdilik içmeyeceğim suyumu. Çanta sınırımız şu an iyi. Hemen bir şeyler daha pişirelim. Çayımız vardı. Çayımız var değil mi? Çaydanlık yok. Eyvah eyvah. Çay yapamıyoruz o zaman. Başka burada pişirebileceğim bir şey. Eyvah eyvah, sudan başka bir şey yok mu ya? Hep bir şeyler eksik. Tamam, su yapalım abi, yapacak bir şey yok. Çaydanlık görmedim burada. Yatağın altında yoktur herhalde. Güzel, yatağımız da var. İstediğin sıcaklık 8. Yatakta 5 derece diyor. Güzel. Tamam ya, burası kapalı alan olarak geçiyor herhalde. Yalnız abi gece olmayacak galiba ya. Hani gitmemi mi bekliyor oyun bilmiyorum ama. Zaten ısındık ama enerjim çok az. Şimdi ne kadar yolumuz var? Bayağı uzak. Ben burada uyumam lazım abi. Arkadaşlar, bu güzel bölüm burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Zaten direkt çıkıp şuradaki yere gideceğim. Avcının kulübesi. Güzel bir oyun bizi bekliyor gibi duruyor. Çok teşekkür ederim izlediyseniz. Lütfen izlediyseniz yorum yapmayı unutmayın. Oyunu nasıl buldunuz vesaire vesaire. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.